annesiyle tartışan genç üst geçitten aşağı atladı. Annesiyle henüz bilinmeyen bir sebeple tartışan bir genç, üst geçitte tartışan bir genç kendini aşağı bıraktı. Metrelerce yükseklikten düşen oğlunun yanına giden anne ise sinir krizi geçirdi. İzleyelim. Abi, taksiden çık abi. Yardım abi yardım et. Ya. Çıksana. Ambulans arayın, ambulansı. Annesiyle tartıştı, üst geçitten aşağı atladı. Görüntülerin adresi Taksim. Bir gençte annesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın gittikçe şiddetlenmesinin ardından sinirlerine hakim olamayan genç kendisini üst geçitten aşağı bıraktı. Metrelerce yüksekten yere düştü. Abi, Çık abi, yardım et. Et. Ya. Oğlunun yanına giden çaresiz anne sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Oğlunun başında bekleyen anne güçlükle sakinleştirildi. Ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Şimdi öfkeyle biz hep başkalarına zarar vermeyi görüyoruz ya hocam bu çok... Karşılaştığımız bir şey değildi. Öfke ile kendine zarar vermek. E, bu genellikle e, çok sık gözüken bir şeydir. E, çok fazla dikkat etmeyiz biz toplum hayatında ama e, bilen kişiler bunu değerlendirirler. E, bu e, çocuklarda gördüğümüz gibi çıkıyor ortaya. E, bir de hanımlarda ortaya çıkıyor. Örnek olarak söyleyeyim. E, somatizasyon dediğimiz bir tablo var. Hı hı. Aslında hadise ruhsal olduğu halde bedensel bir hastalıkmış gibi peşinde koşarlar. Bunun sebebi de öfkenin içe atılmasıdır genellikle. Bu daha çok Türkiye'deki kadınlar için söz konusu. Kadın ailesinin bozulmasını ve huzurunun bozulmasını istemediği için istemediği bir olaydaki öfke duygusunu ortaya koymakta çekinir. Duygudan da söyleyemez. Ee, bir de duygusunu söylemeyi de öğrenmemiş insanlar vardır. Onlar da aleksitimi adı altında konuşuluyor tıp dünyasında. Ee, yani vaka incelendikçe bir şeyler ortaya çıkıyor. Genel değerlendirme yapıyoruz biz şimdi burada. Şimdi ne oldu da çocuk köprüden kendini aşağı attı? Bizim merak ettiğimiz bu. Annesiyle tartışma e tartıştı da tartışmanın konusu ne? Neye bu kadar öfkelendi? Konusu ne? Anne çocuğunu hakaret mi etti? Ee, çocuğun isteği çok garip bir şey mi? Bir madde kullanımı var mı? Yok mu? Bu bir depresyon işareti mi? Bunların Teker 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 çözülmesi gerekir bir karara varabilmek için bu konuda. Evet. Bir öfkeyle e, şu anda yoğun bakımdaymış genç. E, umarız bir an önce eski sağlığına kavuşur. E, öfkenin içe atılmasının fiziksel olarak bir takım şeyleri oluyor değil mi? Sonuçları oluyor. E, yani bedeninize yansıyor aslında ruhsal durumunuz. E, özellikle e, ruhsal durumunuzu, e, dan etkilenen şeyler. Şimdi son sınıflamada ruhsal durumları etkileyen fizik etmenler başlığı altında incelenir bu. Eskiden psikosomatik hastalık derlerdi buna. Artık psikosomatik hastalık tabiri kaldırıldı. Hı. Bu sinirsel lafı da kaldırıldı. O da yok. Ruhsal durumları etkileyen Fizik etmenler ya da ee, fizik etmen derken işte bu tartışma falan falan gibi şeyler. Öfkenin çatılması da benzer bir şey. isteğimiz dışında çalışan sinir sistemini daha çok etkiler. Müthiş biçimde öfkelendiğiniz varsaydığınız zaman ilk iş tansiyonunuz <laughs> yükselir. Evet doğru. Çarpıntınız başlar. Yani saldırma duygusunda ortaya çıkan bedensel değişiklikler isteğimiz dışında çalışan sinir sisteminin etkisine girdiği için isteğimiz dışında pek çok mide bağırsak hareketlerinden kalp hızına, tansiyondan eee yapmaya kadar varan bir olay yaşanır. Ama bu olayların tamamında bir de istemli hareketler var. Yani e, ama biz onu istem dışı yaparız. Yani aşırı gerginlik. Saldırma sırasında saldırma pozisyonuna girersiniz. Evet. Aderleriniz gelir. Ondan sonra başınız ağrır. Baş ağrınız zaten %99'u %90'ı diyelim. %90'ı ciddi biçimde e, aşırı gerginlikle ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Bunları daha çok görürsünüz. Hanımlar başlarını tülbentle sıkarlar ne oluyor başıma? Oysa içeride gergin günler geçirmiştir. Evet. Ve ciddi yani bir şey doğru hocam insanlar oluyor. bilmeden de olsa söyledikleri bu işte sinirim mideme vurdu der mesela bazı insanlar evet. değil mi? Evet. Aslında bu ruhsalın fiziksel yapımıza vuruşu gerçekten de. Evet. Peki.